Hayır, ya seni öldürmeyelim. Seni öldürmeyelim. Şunu da yok, bunu da izin vermiyor musunuz? Zorlu tren kazandı. Bir aydan beri bir şey izin vermiyor arkadaşlar. Bir aydan beri bir şey izin vermiyor. İzin vermiyor. Biraz önceki müdahalede Arda Sel'in dediği sıra hastalandı, hastaneye kaldırıldı. Çoğunlu tren katliamı aile olarak adalet arıyoruz. Bundan yaklaşık 10 ay önce anamız, babamız, eşimiz, çocuklarımız, kardeşlerimiz devletin demir yollarında, devletin demir altında kalarak can verdi. Yüzlercemiz de yanandı. Elim kaza dediler. En ay boyunca çizimimi çıkarmadan adliyelerde, hakimlerden, savcılardan, benim kişilerden medet umdum. Acımızı biraz olsun, hafif etsinler diye. Bir daha böyle katlanlar olmasın diye. Suçlular açığa çıkar olsun diye. En ay sonunda. Polis müdahalesi başladı. Aileye basın açıklaması izin vermiyorlar. Çok sert bir... Daha kalabalık bir polis ekibi geldi. Şimdi daha sert bir müdahaleye başladı. Geçin karşıya! Geçin karşıya! Geçin! 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 Mustafa dikkat et kardeşim, bu tarafa gel. Mustafa kardeşim dikkat et. Hadi al ona ya. Gel tutuyorum seni abi, dikkat et. Şu sertliğe bakın ya. Maşallah. Hayır, ne olacak? Trafikte değil. Sana bir mail geldi.
aynı şey var. Biz buradayız. Polis yerdesin. Şuraya bak. Hemen abi. Şuraya bak. Devletin gücü. Tamam. Tamam. Biz saldırmayız. Siz ki ulan açın. Kaldırma geçirmeyin alacağım. Tamam buradayız. Tamam. Siz de ilerlemiyoruz. Tamam. İlerlemiyoruz. Tamam. Bunlar. Bir de pankartımızı rica ediyoruz. Biz çekip aldı var. Onu rica ediyoruz. Biz geçmeyeceğiz karşıya. Söz. Ama siz de karşıya. Ama geçiyoruz. Çatmıyorlar. Siz de bari buradayız. Tamam. Karşılayız. Gözaltında değil. Pankart nerede? Pankart. Polis bey. Pankartımızı istiyoruz. Pankartı verin. Arkadaşlar biraz yaklaşın. Biraz yaklaşın. Her pankartı getirin. Pankartı. Siyasi bir olay değil. Bir can meselesi bu. Aynı şey. Bu can meselesi. İnsanlar canlarını kaybetmiş. Biraz avuruz olsanız. Can meselesi bu ya. Siyasi olay. Sanki değil. Aynı ülkede değilmişiz gibisiniz ha. Aynı ülkenin vatandaşı değilmişiz gibi. Farklı ülkenin vatandaşıymış gibi müdahale ediyorsunuz. Bu kadar kini nefreti nerede biriktirdiniz? Hepinize bir mutluluk sevinci. Kaldırma geçir. Biz arkadaşları yana çekin. Ama parkın içine girecek halimiz yok abi şuradan. Anayasayı görerek konuşmaya başlayacağız. Gücünüz bir tek olarak. Tartışmacı bir tarzla konuşmayın. Hesapları yapıyorsunuz. Yok burası kaldırım değil, yok burası yol değil. Bu hassasiyetiniz için demir yollarında yakalanan adamlara göstersenize. Sizi döve döve buraya süreceksiniz. Ondan sonra tartışmacı üslupla konuşmayın. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Burada 6 aylık çocuk dahil 7'si çocuk 25 kişi öldürüldü. Kaldırıma yola gösterilen hassasiyet bu dosyaya gösterilmedi. Bu dosyada bir tane gözaltı yok. Bu dosyada bir tane tutuklu yok. Devletin valisiyle, bakanıyla, polisiyle bu dosyanın kendisine hassasiyet göstermesini istiyorum. Ne gerek var? 7 çocuk öldürüldü, 7 çocuk. Niye tutuklansın? 25 kişi daha öldürsünler. Arkadaşlar bunu ben getirir misiniz? Tamam. Bunların görevi öldürmek. Siz arkadaşlar şöyle çekilin, Anayasa Mahkemesi'ni görsün, açıklamayı yapsın. Yolu sizi polis kapatmasın. Şöyle açın. Şuraya geçin. Kim yapacaksa açıklamayı. Maşallah. Dön. Arkadaşlar dön. Şöyle dön. Şimdi polis karşı tarafa, biz Anayasa Mahkemesi'nin karşı tarafında bu şekilde basın açıklaması yapılacak. Şöyle biraz ön tarafa geçsin. Yollarını kurtarmanın mutluluğu ve sevincini yaşıyorlar şu anda. Çünkü insan hayatından ziyade yolu kurtarmış olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bak, yola hassasiyetleri var. Cana değil, yola. Bütün dertleri yol. Ezilmeyin. Yaracılmasın. Yol değil. Benim için demedim. Gelin arkadaşlar. İçin dedim. Ailemiz gelsin. Şimdi tekrar basın açıklaması başlıyor. Evet, üçüncü denememizde koşuşturmamızı yapmayacak. İzin verdi. Şimdi şu an tren katta maliyeli olarak adalet arıyoruz. Bundan yaklaşık 10 ay önce anamız, babamız, eşimiz, çocuklarımız, kardeşlerimiz devletin demir yollarında, devletin trenin altında kalarak can verdi. Yüzlerce bizde yaralandı. Elim kaza dediler. 10 ay boyunca sesimizi çıkarmadan adliyelerde, hakimlerden, savcılardan, bilir kişilerden medet umdum. Acımızı biraz olsun, hafifletsinler diye. Bir daha böyle katliamlar olmasın diye.
suçlular bir an önce açığa çıkarılsın diye. 10 ayın sonunda savcı bula bula bu katliamda sorumluluğu bulunan şirketlerden birinin yönetim kurulu üyesini ve soruşturmanın yürütüldüğü şirketlerden birinin danışmanını bilirkişi diye karşımıza çıkardı. Bu bilirkişiler de 25 yılın sorumlusu diye küçücük görevleri olan 4 kişiyi gösterdiler. Ve bunu kabul etmemizi istiyorlar. Yetkilileri de ayrı soruşturuyoruz dediler. 10 ayın sonunda gözümüzün içine baka baka yalan söylediler. Ve yalan söylemeye de devam ediyorlar. Hiçbir şeyi araştırdıkları, hiçbir şeyi soruşturdukları, hiçbir gerçeği çıkartmaya, ortaya çıkartmaya yetkileri yok. Mazeretleri o kadar çok ki yerin dibine saklanmış adalet saraylarında bizleri kandırmaya devam ediyorlar. Ve bugün çıkarttıkları bu zorlukla da bizi bir kez daha toprağın altına gömdüler. 6 aylık bebekten bahsediyoruz. Annesiyle birlikte kucağında ölen insanlardan bahsediyoruz. Vücutları ikiye bölünmüş çocuklardan bahsediyoruz. Vücutlarının yarısı olmayıp hala hasta, hastane köşelerinde doktor bekleyen, hizmet bekleyen insanlardan bahsediyoruz. Gördüğümüz muamele bu mu? Adalet arayışımız bizim, isteğimiz bu kadar mı kötü? Senin yapmış olduğun yolda, devletin güvencesi altında olan bir yolda, Ulaştırma Bakanı'nın imzası olan bir yolda, hiçbir sorumluluğun yok. Bu kadar sessiz kalmanızın sebebi olmalı. Bu sebebi bize açıklayacaksınız. Bu hesabı bize vereceksiniz. 11 aydan beri sesimizi çıkarmadık diye yapmadığınız kandırmacalar, yapmadığınız düzenbazlıklar, kurmadığınız oyunlar hepsi bizim üstümüzde. Daha biz bedenlerimizi, canlarımızı toprağa gömmeden o gece yarısı bilirkişiler helikopterler Getirt alana deliller toplanmadan taraflı bilirkişilerce mücbir sebep, doğal afet diye bilirkişi raporu düzenle. Ondan sonra bir gece ansızın tekrar koskoca tren yollarını tamir etmek için, tekrar yolu açabilmek için insanların bedenleri daha, eşyaları daha oradayken, vücut parçaları daha oradayken yolun tamiri de başlar. Bu mu senin adaletin? Bu mu senin hukukun? Soruyorum adalete, soruyorum hukuka. Nerede yetkililer? Nerede adalet var diye biz aileler soruyoruz arkadaşlar. Bunu aramayacağız. Bu hakkımızı aramayacağız. Bu hakkımızı savunmayacağız. Neyimi savunmayacağız? Annemi kaybettim, babamı kaybettim. Tanımayacak halde bunun hesabını sormayacağımı mı zannediyorsun? Ardamızın, bedenimizin, seratımızın bunların hesabını sorulmayacak mı zannediyorsunuz? Sessiz kalabileceğimizi mi zannediyorsunuz? Bizi iterek, kakarak bir şeyler elde edeceğimizi mi zannediyorsunuz? Yanılıyorsunuz arkadaşlar. 10 kişiyiz burada, 100 kişiyiz burada. Milyonlarca insan bizi destekliyor. Emin olun destekliyor. Ve bu adaletsizliği her şekilde, her yerde teşhir edeceğiz. Emin olun buna. Susmayacağız, susturamayacaksınız. 10 ayın sonunda gözümüzün içine baka baka bize yalan söylediler. Sürekli bizi oyaladılar. Ne soruşturdukları bir yetkili, ne de gerçek suçları ortaya çıkarma dertleri var. Bu olayda canlarını yitirmiş aileler olarak artık yeter diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Genel Müdürü, Ulaştırma Bakanı, bürokratlar ve üst yöneticiler olmak üzere birçok kişinin sorumluluğu var. Gerçek sorumlular bulunana kadar, suçlular hak ettikleri cezaları görene kadar adliyede, sokakta, meydanlarda sesimizi duyurabildiğimiz her yerde bu adaletsizliği teşhir edeceğiz. Bu hukuksuzluğa asla izin vermeyeceğiz. Bu adaletsizliği kabul etmeyen milyonlarca insanın yanımızda bizimle birlikte olduğunu biliyoruz. Bu adaletsizliği ve kayırmacılığı sizleri de en az bizim kadar öfkelendiğini biliyoruz. Bizleri acılarımız bir araya getirdi. Sizlerle acılarımızla değil, dayanışma için, güvenli demir yolları için, adaletli bir ülke için, daha güzel bir Türkiye için bir araya gelmek istiyoruz. Hepiniz sesimize ses katmaya, bulunduğunuz her yerde ve her şekilde destek olmanızı, ses vermenizi istiyoruz. Gerçek suçluların ancak
bu şekilde açığa çıkarılacağını biliyorum. Adalet arayan çoğunluğu tren katliamı aileleri. Sonsuz teşekkürler. Adalet istiyorum. Bravo. Adalet istiyorum. Geleceğin için adalet istiyorsun değil mi? Gel amca. Gel amca. Gel amca böyle gel. Ben Edirne Uzunca bilen Ekrem Tuna. Bu Ulaştırma Bakanı ve Ulaştırma Bakanlarına sesleniyorum. Gelmiş yetmiş ve geleceklere. 8 sene o tren orada çalışmadı. Sorduğunuzda tamir oluyor. Hızlı tren yolu oluyor. 8 senelik tamir bu mu? Orada 25 kişi öldü, 341 kişi yaralı ve sakat. Ben eşimi kaybettim. Sabaha karşı saat 3.30'da babamı kaldırdıktan sonra eşimi ardından aldı. Ve o huzurlar ben 3 saat oradaydım. Eşimin başında 11 kişiyi kurtardım. Ama eşimi kurtaramadım, eşimi buldum da ölmüştü. Ben yaralıyım ama anlayamıyorum kan sıcaklığından. Dışarı çıktım, içeri girdim, içeri girdim, dışarı çıktım. O beyin patlamaları, o bağırsaklar, o akciğerler, ikiye bölünmüş insanlar. Siz neredesiniz? Ey devlet! Sayın Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan. O Ulaştırma Bakanı'na sor bakalım. O parayı nasıl verdin? Gittin orasını kontrol ettin mi? Senin yandaşların ve Mustafa Karakaşan'la Sıtık Yarman'ı nereden buldunuz? Helikopterle hemen yetiştirdiniz orayı. Başka Türkiye'de hiçbir bir kişi kalmadı. Onları getirdiniz orayı. Haklısınız, baksakınız. Öbür kazayı ondan sonra bıraktın aklama baklama mı geldiniz? Bizim evimizin Cumhurbaşkanı ol. Sadece 1 milyonun değil, 81 milyonun Cumhurbaşkanı ol. Her kişi açlıkla, sevgilikten ve ölen gidiyor. Hiç kimseye bir şey olmuyor. Biz adalet aramaya geldik burayı. Şu polis olan oğullarımız, kardeşlerimize hakaret etmeye gelmedik. Biz acılıyız. Acılı baba, acılı çocuklar, 3 tane çocuk bıraktı, 5 tane torun bıraktı ve yaralı eş bıraktı. Şu benim buradaki bu telefon şeyidir, bunların hepsi at. Atla yaşıyorum, ben daha o gün öldüm. Teşekkür ederim. Çorlu tren katliamı bu ülkenin en büyük ihmalsizliklerinden birinin göstergesidir. Çalışmayan hattı seçim öncesi açıp bakımı onarımı yapılmadan Osmanlı'dan gelen bu hattın hiçbir bakımı yapılmadan hatta öyle söylemek istiyorum. Üzerinden yük trenleri geçirmeye başladılar. Üzerinden hızlandırılmış trenleri geçirmeye başladılar. Bu hattın üzerindeki raylar bunları kaldırabilecek güçte miydi? Bunların bakımı yapılmış mıydı? 1 Mayıs'ta açılan bu hat üzerinden sadece 1,5 ay insanları ve yük trenlerini taşıyabildi. 1,5 ayın sonunda 25 kişinin mezarı oldu. 25 kişinin mezarı olduğunda o gece trenin altında, vagonların altında bizim cenazelerimiz yatarken, cansız bedenler hala çıkartılmamışken, ne yazık ki olay yerine taşlar taşındı. Çünkü orası ticari bir geçiş yolu olduğu için kapatılmaya uygun değildi.
yani cansız bedenlerden ve oradaki kemiklerden daha kıymetliydi yüksek olan yük trenlerinin ve işletmenin durumu. Bunlar yetmezmiş gibi cenazeler hala vagonun altındayken olay yerine bilirkişiler getirildi. Sanık olması getirilen gerekir bilirkişiler getirildi. Bir tanesi Ulaştırma Bakanlığı'nın danışmanı, diğeri o hattın sinyalizasyonunu yapan firmanın yönetim kurulundaki Bekir Sıddık Binbaay Arman. İkisi de üniversitede hoca. İkisi de bu ülkeye öğrenci yetiştiriyor. Ama usulsüzce iş yaparak iş, öğrenci yetiştiriyorlar. Yani kimleri yetiştirdiklerini görüyoruz. Nasıl yetiştirdiklerini de görüyoruz. Bunlar yetmezmiş gibi ben Oğuz Arda Sel'in annesi, Hakan Sel'in eski eşi, savcının önüne defalarca kez gittim. Gözümün içine bakarak Galip Özkurşun denilen savcı bana aynen şu sözleri söyledi. Ben de bir babayım. Ben de bir babayım ve vicdanlı bir şekilde bu dosyaya yaklaşıyorum. Bilir kişiler doğru açıklama yapmamıştır. Bilir kişi Mustafa Karaşahin'in daha bu olay olduğunda hemen rapor hazırlanmadan çıkıp ekranların karşısında bu menfez başarılı bir menfez diye açıklama yapması talihsiz bir açıklamadır demiştir. Bunu bana söyleyen savcı Galip Özkurşun. Ve ardından aynen şunu söylemiştir. Trendeki yolcu sayısı bile bilinmiyor. Çünkü kesilen biletler sayılmamıştır. Eksikliklerin kendisi de farkındaydı. Ve bana, benim gibi birçok aileye bu dosyaya acil bir şekilde yaklaşacağını söyledikten sonra raporunu çıkarttı. Raporunda Devlet Demiryolları üst yönetimi, siyasiler ve bürokratlar kovuşturmaya dahil edilmeyecektir dedi. Devlet Demiryolları üst yönetimi derken kimleri kastediyor, neyi kastediyor biz bunu anlayamadık. Takipsizlik kararına itiraz için Çorlu savcılığının önünde günlerce nöbet tuttu. Hakimlerle baro başkanları da dahil olmak üzere aileler, avukatlarımız her biri konuştu. Hakimin Devlet Demir Yolları adına oraya özel olarak gönderilmiş hakimin kim olduğunu biliyor musunuz? Hakim, geçen sene hakim adayı olan, bu işlerde daha çok yolun başında olan ama 25 kişinin öldüğü, 300'ün üzerinde yaralının olduğu bu dosyaya getirilen bir hakim. Ve kendisi diyor ki, öbür tarafta nasıl vicdani olarak hesap vereceğimi düşünüyorum. Hukukta öbür tarafı düşünmek istiyorsan adil bir şekilde dosyayı değerlendirmen gerekiyor. Üst taraftan gelecek emirleri değil. Takipsizlik kararımıza ret verildi. Ve biz bunun sonucunda, bu katliamın sonucunda gördük ve şunu idrak ettik ki bu olayı sadece 4 kişiyle yürütmeye çalışıyorlar. Bu 4 kişinin sadece 2 tanesinin mahkemeye geleceğini, ikisinin ifadesinin yerlerinde alınacağını biliyor musunuz? Bizim muhatabımız kim? 1 yıl oldu. Bizim muhatabımız kim? 300 kişinin üzerinde yaralı var. 25 tane insan ölmüş. 150 kişilik mahkeme duruşma salonu ayarlıyorlar. Nereye sığdıracaklar bizi? Burada çıkan arbedeyi orada da yapmak için yapıyorlar bunu. Ve biz hakkımızı, adaletimizi, giden canlarımıza verdiğimiz sözlerimizi son nefesimize kadar, adaleti getirene kadar bu ülkede haykıracağız. Bugün üzülerek şunu görüyorum ki ben 25 tane canım içinde 9 yaşındaki evladını kaybetmiş bir anne olarak bir polis memuru tarafından kolumdan tutulup fırlatılıyorum kaldırıma. Ben şunu görüyorum ki bu devletin demir yollarında, bu devletin topraklarında oğlumu verdiğim bu ülkede babamı ambulansla gönderiyorum hastaneye. Ben devlette kime zarar vermişim bugüne kadar? Biz devlette kime zarar vermişiz bugüne kadar? Biz devletten hak, hukuk,
Adalet istemişiz. Yanımızda olmalarını istemişiz. Adaleti istememizin baş sebeplerinden bir tanesi. Bizim canlarımız geri gelmeyecek. Benim kolumdan fırlatıp yola atan polis memuru var ya, onun da çocuğuna bir gün adalet lazım olacak. Ve işte o da benim gibi burada adalet aramak zorunda kalacak. Ben onlara ya da o karşıdaki binada olan hakimlere zarar vermek için burada değilim. Ben 9 yaşındaki evladımın kılına zarar gelirse bu dünyayı yakarım diyen bir anneyim. Benim çocuğum bu topraklarda can verdiyse 4 kişi değil, en tepedeki adamdan, Ulaştırma Bakanından, İsa Apaydın'dan, Genel Müdür Yardımcısı olup şimdi Genel Müdürlüğe terfi etmiş Ali İhsan Uygun'dan hepsi karşımıza gelecek, hesap verecek, yargılanacak. Aksini kabul etmiyoruz. Aksini kabul etmeyeceğiz. Elbet devran değişecek ve o devran değiştiğinde hak, hukuk, adalette onlar bizim karşımızda duracaklar ve biz onları yargılayacağız. Teşekkür ediyorum. Size dosyanın mağdurlarının avukatı olarak çıkıp Anayasa Mahkemesi'ndeki ihlal iddialarıyla ilgili olarak bugün buraya bir hukukçu kimliğiyle çıkacaktım. Şu anda da öyle çıkmış görünüyorum. Size bugün çıktığımda şu dosyadan, hazırladığımız dosyadan bahsedecektim. Aldığım notlardaki, soruşturmadaki, kovuşturmadaki, bilirkişi raporundaki teknik eksiklikleri bahsedecektim. Adil yargılanma, etkili soruşturma yapılmadığından bahsedecektim. Ama bu andan itibaren şu dosya çöp olmuştur. Çöp olmuştur. Bugün bunlara yapılan, bugün Necmettin amcaya, Melek ablaya, Meriç'e, Hüseyin abiye, Mısra'ya, Mehmet abiye yapılan şeyler benim utanç duyduğum şeyler. Hukukçuluğumuz yere batsın bizim. Hukukçuluğumuz yere batsın bizim. Zafer kazanmış gibi orada pişkin pişkin gülüyorlar. Pişkin pişkin gülüyorlar. Neyin zaferini kazanıyoruz? Kime karşı zafer kazanıyoruz? Adam burada diyor ki ben torunumu ikiye bölünmüş halde aldım diyor. Sen orada gülüyorsun utanmadan. Sen orada gülüyorsun utanmadan. Kime karşı zafer kazanıyoruz? Kime karşı kazanıyoruz? İnsanlar, acılı olan insanlara üzülmesen de, keyif de alsan, görüntüde de olsa sessizce davranırlar, edeplice davranırlar. Edebinizi takınıp bu andan sonrasında 3 tane çocuğum var, bu 3 tane çocuğumun böyle utanç verici işlere dahil olmaması için çaba harcayacağım. Ve size anlatacağım bir şey yok. Hiçbir şey yok. Gördük zaten, anlatmanıza gerek yok, gördük. Şimdi ben Tekirdağ milletvekiliyim ve çiçeğe burnundaydık aslında. 7 Temmuz'da yemin etmiştik. Yolda gelirken telefon geldi, şehit cenazesine katıldım. Hatırlarsınız Bursa'da bir şehit cenazesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin katılamayacağıyla ilgili şey vardı. Yemin etmeden çoğunluğu şehit cenazesine katıldım. 8'inde de akşam üzeri tren kazasını öğrendik. Genel Başkanımızın talimatıyla ben bu akşam oradaydım. O akşam, evet, o tren kazasında sabahlara kadar oradaydım. Oradaki acıyı, feryadı, başıboşluğu, devletin sınıfta kaldığını bizzat gözlerimle şahit oldum. Ama işte şimdi gözlerim doldu. Arda'yı soruyorlar bana, sayın vekilim, Arda diye bir çocuğumuz var. Akıbeti nedir? Yetkililere sordum. Dediler ki eks. Ama dönüp aileye onu söylemek benim dilime ermedi. Soruyorlar bu isimde nedir? Soru araştırıyoruz. Eks veya yaralı nerede olduğunu bilemiyoruz. İnanın o geceyi yaşamayan bugünkü bu eziyeti yapar. Ve o gün
sevgili hanımefendinin dediği gibi, acısı yüreğinde dağılan hanımefendi dediği gibi 8 ay, 1,5 ay önce hizmete açılan yolda o menfezi siz bakım onarımı almazsanız, ta 1800'lerden kalmış o menfezde siz o treni yürütürseniz, ondan sonra da kaç tane bilet sattığınızı bilmezseniz ve gelip de 4 tane vatandaşı siz orada suçlarsanız, ha en önemlisi de meteorolojik verileri alacak, evet birileri yok, meteorolojik verilere bakacak birileri yok. Yoğun bir yağış var ama o yağışta oradaki makinesine haber olmaz. Burada işte o devletin başındakilerin tedbirleri alması lazım. Ama yine aynı şekilde bakınız, Türkiye'de 38 tane yolda yürüyen tren yollarını kontrol eden bekçi kalmış. Neden bilir misiniz? Tasarruf tedbirleri. Yine o tren yolumuz bakıma alınmış, ihaleye çıkılmış, 22 Haziran'da ihale iptal edilmiş. Sebep? Tasarruf sebepleri. Sarayın yapsın evet. Ama sarayın bir günlük masrafı 1.8 milyon lirayken siz orada tren yolunun bakımı için o yolun tamiratından, tasarruf tedbirlerinden vazgeçiyorsunuz. 25 tane canımızı yitiyoruz. Sadece 4 tane kişiye bu işi çıkartıyorsunuz. Ve önemlisi de, ben hiç daha şahit olmadım ama ilk defa Çorlu'da gördüm. Ya bu kadar hızlı bir şekilde benim ülkemde bilir kişinin oluşturulduğunu Çorlu tren kazasında gördüm. Ama sevgili amcamın dediği gibi, Pamukova'yı atlayanlar patlayanlar geldiler Çorlu'da atladılar. Ondan sonra da etmedi Ankara'daki hızlı tren kazasında 8 tane vatandaşımızı yitirdi. Ondan sonra diyor ki bakan, her şey güzel diyor, bizim yollarımız güvenli. Hadi oradan sen ya, hadi oradan. Sizin üzerinizde Çorlu tren kazasında Ankara'da ve Pamukova'daki insanların daha elleri kanları üzerine duruyor. Hesap verecekler. Ama bu insanlara, hak, hukuk, adalet aradı vatandaşlarımıza da herkes haddini bilecek. Onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdırlar. Hakkını arıyorlar, hukukunu arıyorlar. Kaybettiklerinin, yitirdiklerinin adaletini arıyorlar. Onun için bizler ilk günden beri onlarla beraberiz. Olmaya devam edeceğiz diyorum. Acınızı paylaşıyoruz. Demek sadece bu adetten ancak onların acısını biz paylaşamayacağız. Onun acıları ne zaman paylaşabilir misiniz? O hesap vermekten kaçanlar, yargılanmaya başladıkları zaman, cezayı aldıkları zaman ben inanıyorum ki acıları affedecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Her zaman yanınızdayız. Sadece birkaç şey söyleyeceğim. Geçen yıl bugün Arda annesiyle birlikte oyun oynuyordu. Bugün hayatta olsaydı Deren bebek yürümeyi öğrenmişti belki de. Bugün hayatta olsaydı Bihter kızımız belki de üniversite tercihlerini konuşmaya başlamıştı. Melek annemiz amcamızla birlikte oturup çayını içiyordu. Aradan geçen 10 aya rağmen ve bunca ihmale rağmen, bu kadar görünür bir ihmale rağmen, tedbirsizliğe rağmen görüyoruz ki suçlular yargı tarafından aklanmış durumda. İşte bugün aileler hak arayışlarını Anayasa Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak yeniden inşa etmek istiyorlar. Çünkü görüyoruz ki kaybettiğimiz sadece 7'si çocuk 25 canımız değil. Aynı zamanda hukuka olan inancımızı kaybettik. Aynı zamanda devlet kurumlarına olan güvenimizi kaybettik. Bu Anayasa Yüksek Mahkemesi için de bir şanstır. Diliyorum ki adalete olan inancımızın yeniden tesis edilmesi için burada doğru kararlar verilir ve bir an önce hak, hukuk, adalet yerini bulur. Biz her koşulda, yani gerektiği takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidildiği koşulda da ailelerin yanında olacağız. Onlar ne istiyorsa onlara destek olmak bizim varlığımızın borcu. Çünkü bu sadece bu 25 canımızın ve onların ailesinin hak savunuculuğu değildir. Bu olay hepimizin başına gelebilirdi. Bir başka katliamın önlenmesi açısından da tüm insanlığın yüreğinde biraz olsun insan sevgisi taşıyan, vicdanı olan,
olan herkesin sahip çıkması gereken bir olaydır. Ben buradan tüm Türkiye'yi bu davaya sahip çıkmaya davet ediyorum. Ailelerin yanında olmaya davet ediyorum. İnanıyorum ki er ya da geç haklı olan kazanacak. Çünkü gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Onun için bugün gizlenen o suçlular mutlaka ama mutlaka ortaya çıkacak ve hesap verecek. Buna içtenlikle, yürekten inanıyorum. Sağ olun.